Tunus'ta Arap Baharı olduktan sonra çıkıp gelmek zorunda kaldım Türkiye'ye bir şekilde. Kısa bir vadeliğine geldiğimi düşünüyordum ve burada kaldım. Ve farklı farklı işler yaptım daha sonra sanat dışında da. Ve onların hepsi de benim hala bugünkü pratiğimi etkilediğini düşünüyorum. Bu yayınlarımıza yılbaşı nedeniyle biraz ara vermiş olduk. Dolayısıyla şimdi 2021'deyiz. 2021'de yaptığımız ilk görüşmeyi Işıl Kurmuş'la yapıyoruz. Liseyi yine Ankara'da Charles de Gaulle Okulu'ndan mezun olduktan sonra Güzel Sanatlar eğitimini de Tunus'taki Güzel Sanatlar Fakültesi'nde tamamlamış. Orada master'ını yapmış ve daha sonra şimdi de doktorasını yapıyor. Okulu da bitirmeden önce sergi yapmaya başladım aslında. Yani sergilenmeye ve sergi yapmaya. O büyük bir şanstı benim için yani o dönemde. Çünkü insan çok daha güven geliyor kendisine. Hani birilere bir şey propose ettiği zaman. Çok farklı yerlerde hocalık da yaptım. Ondan sonra şirketlerde de çalıştım. Sanattan biraz uzak sektörlerde diyelim çalıştım. Ve bu bana nasıl diyeyim? Çok şey kattı aslında bir şekilde ve onlardan da hala yaptığım işlerden yani onları da hala görebiliyorsunuz yaptığım işlerde. Türkiye'deki sanat eğitiminin nasıl olduğunu tam olarak bilmiyorum. Yani karşılaştırmak için çok iyi bir insan değilim onun için. Ama şunu fark ediyorum. Türkiye'deki hiç değilse 2000 yıllarında gelip gittiğimde exchange yaptığımda mesela Mimar Sinan'la fark ettiğim şey şuydu. Çok teknik üzerine bir eğitimdi. Yani tekniğin ön planda geldiği bir eğitimdi. Halbuki benim geldiğim eğitim daha çok kendi kişisel düşüncenizi nasıl diyeyim, daha konseptüel bir çalışma ortaya koymayı, bir orijinallik ve size has bir şeyi ortaya çıkarmanızı yönelik bir eğitimdi. Bunlar bildiğiniz plastik torbalar ve genel olarak benim gravür pratiğimde birkaç yıllık gravür yaptım ve daha doğrusu gravür uzmanıyım YÖK'e göre. Alıp ondan sonra hani gereken işlemi üzerinde yapıp ondan sonra mürekkepleyip doğru mürekkebi bulup doğru şekli alıp ondan sonra onu preslemek. Bu gördüğünüz böyle bir çalışma. Yani bu bir aslında kalligrafi diyoruz. Daha doğrusu tam olarak kalligrafi de değil çünkü kalligrafi de bir spor, bir matrisin üstüne yapıştırmanız lazımdır uhuyla. Burada öyle bir şey yok. Yapışmamış bir bireysel. Yani yok oluyor yaptıktan sonra. Bunu çoğaltamıyorsunuz. Bunlar hepsi yastık, elyaf gibi aslında yapılma. Her şey çıkıp birleşebiliyor tabii ki dikmedikçe beraber. Test ederek, koya koya karar veriyorum. Asarak, ters çevirerek, yere koyarak, tavana koyarak, hani nerede bir anlam kazanıyor, nerede bir yeni bir şey ifade ediyor diye devamlı olarak araştırarak, eksperiment ederek ortaya çıkıyor. Yani ben hep asarak yaparım. Yerde yapıp sonra asarım, bakarım. Sonra yine yerde yapıp yine asarım. Bir gel git yani. Bu bitmiş bir çalışma kesinlikle değil. Hayır. Yoksa bu Bu bir sadece bakmak depolama mı? için. Efendim? Yoksa bu depolama için kullandığım bir şey, o Depolamadığım için raf mı? kullandığım şeylerden raf demem de depoladığım şeyler var, çalışmalar var içinde diyelim. Bunlar eski çalışma neredeyse çoğu. Bunlar 2006'dan kalan çalışmalar. Found and Lost serisi. Found and Found and Lost. Bu kapanmaktan, dört duvar ve bir ekran önünde olmaktan bahsediyor aslında. Aa, tam bugünümüze benziyor o zaman. Evet. Tam Yani geldik çok similarity pandemiye. var. Evet. Evet. Ama kaç yıl önce dediniz? 2016'da yapmıştım. Dolayısıyla önceden görmüşsünüz Önceden gördüğümü bugünleri. söyleyemem ama hissettiğimi ve tecrübe Evet. ettiğimi bir şekilde söyleyebilirim. Evet. Işıl, senin çalışmanda da bu dokunma meselesi çok öne çıkıyor. Gerçekten bu yumuşak malzemeler veya dönüşmüş malzemelerde biraz unuttuğumuz bir his bu. Yani bedene dair deneyimler. Maalesef bu pandemiyle birlikte senin de 4-5 yıl önce hissettiğin gibi biz galiba ekran karşısında daha çok serebral deneyimlere veya retinasal deneyimlere maruz kalıyoruz. Fakat sen bizi
haptik dediğimiz dokunma ve beden deneyimine dair bir yola davet ediyorsun. Bunun da son derece değerli olduğunu düşünüyorum. Pandeminin olduğu günlerde sanırım bu daha da öne çıkıyor gerçekten biraz ekranlara sıkışmış insanlar için. Bu arada yakın bir zamanda çok güzel bir sergi izledik. Galeri Nev'de kocaman bir duvar sana aitti. O sergi hakkında ne düşünüyorsun? Ne hissettin? Nasıl gitti? Evet, orada 33 tane çalışmamı sergiledim. Günlük nesnelerin nasıl sorgulanabileceğini, nasıl başka bir şeye çevrilebileceğini. O proje mesela ilk başta bir defter kitap haline gelmesi gerekiyordu. Ama sonuç olarak defter kitap olacağına bir tür uçak, kağıttan yapılmış bir uçağa dönüşüyor. Bütün kullandığım malzemeler diyelim, okul malzemeleri işte cetvel, uhu, ondan sonra bildiğimiz, alışılagelmiş, evet, çocukların son derece herkesin elinin altında olan objelerden yola çıktı. Pandemi süresince bir sanatçı olarak son artık bir yıla neredeyse geliyoruz. Bu seni nasıl etkiledi, pratiğini nasıl etkiledi, neler hissettin? Pandemi döneminde genel olarak pek çalışamadım diyebilirim. Ama ben çalışmayınca hiç değilse bir şeyler dinleyip bir şeyler yazmayı tercih ediyorum. Ve eski işte birçok insanın yaptığı gibi eski çalışmalarını ya da eski fotoğrafları ve eski eşyalarımı çıkarıp onlara tekrar bakmama vesile oldu diyelim. Bir türlü projeyi aktive ederim ya da çekmeceye koyarım. Benim kafam öyle çekmeceli çalışıyor. Böyle bir yerde takıldığım zaman başka bir çekmeceyi açarım. Onun üzerine gitmeye başlarım. O zaman geleceğe dair şu anda bir planlama yok. Yine birikme ve biriktirme ve çalışma ve çekmeceler devam ediyor. Çekmeceler açılıp kapanıyor. Evet. Çok teşekkür ederim gerçekten. Teşekkür ederim. Sağ ol.